Merhaba arkadaşlar. Bir başka derste birlikteyiz. Bugün for döngülerine devam edeceğiz. For döngüleriyle ilgili örnekler çözeceğiz. Hemen ilk örneğimize vakit kaybetmeden başlayalım. İlk örneğimiz şu olacak. Kullanıcı girdiği iki değer arasındaki tek sayıları ve çift sayıların toplamını bulacağız bu sefer. Yani toplamından kastım şu. Örneğin kullanıcı 1 ile 10 arası 10 sayılarına girdi. 1'den 10'a kadar kaç adet çift sayı var ve kaç adet tek sayı var, onları bulacağız. 10'a geçmeden önce bir önceki dersimizde biz çift sayıları net ekrana bastırmıştık. Onu bir hatırlayalım, ardından örneğimize geçeceğiz. Integer i değişkenimizi tanımlamıştık. For döngüsüne girip i eşittir 0'dan başlar. I küçük eşittir 10'a kadar. Her seferinde i arttır. 1 arttır. Ardından biz bu sefer burada sayının tek mi çift mi olduğunu kontrol ediyorduk if ile. İşte i değerimin mod 2'den arta kalanı 0 ise çift sayıdır. Bu yüzden printf ile bu sayıları ekrana yazdırmıştık. Programımızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 0'dan 10'a kadar çift sayıları ekrana yazdırdı. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ben bunu istemiyorum. Yani 0, 2, 4, 6, 8, 10 değerlerini saysın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çift sayı. Yani bana 6 tane çift sayı var desin. Bunu istiyorum. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Kontrolümüzü gerçekleştirdikten sonra buraya geliyoruz bu satırda. İlk bloklar arasında bizim çift sayıları saymamız gerekiyor. Çift sayı diye bir değişken tanımlıyorum. Çift sayı eşittir. Çift sayı artı 1 deyip biz yukarıda çift sayımızı tanımlayalım. Ardından olaylardan biraz bahsedelim. Neler oluyor bakalım. Kontrolümü gerçekleştirdikten sonra çift sayının herhangi bir değeri yok. Çift sayının ilk baştaki değerini sıfır atamam gerekiyor. Gelecek program 0 10'dan küçük, evet. 0'ın 2'ye bölümünden kalan 0 mı? Hayır. 1'in de aynı şekilde öyle değil. 2'ye gelecek. 2'nin 2'ye bölümünden kalan 0 mı? Evet. O zaman çift sayı, benim çift sayı değerim kaçtı? 0. Yukarıda. 0 artı 1, 1 eder. Çift sayı değerimin değeri artık 1. Çift sayı bellekte 1 değerini tutar. Devam edecek. 3 için kontrol edecek. 3'ün 2'ye bölümünden kalan 0 mu? Hayır. Devam et. 4. 4'ün 2'ye bölümünden kalan 0 mu? Evet. O zaman gelecek. Çift sayımın değeri 1'di değil mi? 1 artı 1'den 2 değeri. Artık çift sayımın değeri 2. Yani 2 ve 4'ü saydı. 2 ve 4'ü saydı. Yani 2 adet çift sayım benim şu anda mevcut bellekte. Ardından 6'yı kontrol edecek. 2'ye bölümünden kalan 0 mı? Evet. Çift sayı değerim kaçtı? 2. 2 artı 1, 3. Yani her seferinde benim çift sayı değerime 1 eklenir ve çift sayıların değerini bellekte tutar. Adet belli. Burada çift sayı adetini bellekte saklar. Biz bu şekilde her seferinde çift sayı değerimizi bir arttırarak çift sayının kaç adet çift sayı olduğunu bulabiliriz. Programımızı çalıştıralım. Ekrana yazdırmadık herhangi bir şey. For döngüsünden çıktıktan sonra ekrana printf ile %d deyip çift sayı değişkenimizi yazdığımızda bakalım kaç adet yazacak bize? 6. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Biz ilk etapta 0 kontrol etmedik. 0'ın 2'ye bölümünden kalan 0 mı? Evet. 0'dır. Çünkü 0 burada etkisiz eleman olduğu için, yani 0'ın
2 bölümünden kalan 0 mu? Evet, 0 kere 2, 0 deyip ekrana kalanı 0 olarak alacak. 0 olarak bellekte saklayacak. 0'ı saymayı unutmuştuk, onu da şimdi dahil ettik. 6 adet çift sayımız mevcut. Biz aynı şeyleri tek sayı için de yapabilirdik. Eğer tam tersi bir durumsa o da tek sayıdır. Küme parantezlerimizi o zaman tek sayı eşittir. Tek sayı artı 1 diyeceğiz. Ve yukarıda bir de tek sayı değişkenimizi tanımlayacağız. Ardından sıfıra eşitleyip aynı şekilde bu sefer tekleri yazdırmak istediğimizde buraya bu sefer tek sayı yazarız. Kaç adet tek sayı var? 1, 3, 5, 7, 9. Bize 5 değerini vermesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi 5 değerini verdi. Çiftleri ve tekleri aynı anda da yazabilirsiniz. İşte şu 5 adet tek sayı vardır diyelim. Ardından ters slash n ile bir aşağı atlayalım. Bu sefer 7, 6 adet çift sayı vardır deyip buraya da çift sayı değerimi yazdıktan sonra ekrana her iki değerleri de yazdırabilirim. 5 adet tek sayı değeri vardır, tek sayı vardır. 6 adet çift sayı vardır mesajını ekrana yazabiliriz. Buraya kadar zor bir şey yok. Umarım anlamışsınızdır. Ayrıca şu satır ve şu satırda bunun kısa yolu var. İsterseniz bunun yerine direkt şuraya çift sayı artı artı dediğinizde zaten her seferinde çift sayıyı bu artı artı operatörü sayesinde birer birer arttıracak. Aynı şekilde burada da tek sayı yazmak bu kadar uzun yazmak yerine tek sayı artı artı yazmanız da yeterli. Aynı sonucu verecektir. 5 adet tek sayı, 6 adet çift sayı vardır. Şimdi biz değerleri dışarıdan alalım. Kullanıcı 2 adet sayı girecek ve bu sayılar arasında kaç tane çift sayı ve kaç tane tek sayı vardır? Örneğini yapalım bakalım. Hemen yukarıdaki örneğimizin yorum satırı haline getiriyorum. Ardından örneğimize başlayalım. Kullanıcıdan evvela iki tane sayı isteyeceğiz. İki adet sayı giriniz. Bellekte tutalım o değerleri. Sayı 1 ve sayı 2 adlı iki değişkende tutalım. Yukarıda integer sayıcımız olacak, sayı 1 olacak ve sayı 2 olacak. Biz bir de burada kaç tane tek var, kaç tane çift var? Çiftler diyelim ve tekler diye diyelim. Bakalım. Ve her iki değeri de sıfıra eşitlemeyi unutmayalım. Çünkü döngü içerisinde sürekli bu değerler değişiyor. Kullanıcıdan iki adet değerimizi aldık biz. Artık for döngümüze girelim. İ değerim benim bu sefer S1'den başlayacak. Yani kullanıcı 1'e bastı diyelim. S1'de tutacağım. 10'a bastı diyelim. S2'de tutacağım. O zaman kullanıcının girdiği ilk değerden başlayacağım. Ardından kullanıcının girdiği son değere kadar yani S2'ye kadar her seferinde search değerimi arttıracağım. For döngüme giriyorum. Biz yukarıda yaptığımız gibi girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulmamız gerekiyor. Yani for döngüsünde dönen sayıların 1 ile 10 arasında değer girdiyse 1 ile 10 arasındaki sayıların tek mi çift mi kontrol etmemiz gerekiyor. If bloğumuza gireceğiz. Girilen i değerimin mod 2'ye bölümünden kalan 0 ise o zaman bunu eğer girilen sayı yani o aralıktaki sayılar S1 ile S2 aralığındaki sayılar sayaç tarafından kontrol ediyor her seferinde. Bir, örneğin 1 girdi, 10 girdi diyelim. Her seferinde artarak gidecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu sayaç değerimin 2'ye bölümünden kalan 0 ise o zaman burada çiftleri sakla.
Yani ne yapacağım? Çiftler artı artı diyeceğim. Kısaca yazıyorum. Bakınız programımızın bir sonucuna geldiğimizi düşünelim ve çiftleri ekrana yazdıralım. Kaç adet çift var? Yüzde d adet çift sayı vardır diyelim. Hatta diyelim ki şunla şu arasında, yani girdiği S1 ile S2 arasında şu kadar adet çift sayı var. Yüzde d ile yüzde d arasında yüzde d adet çift sayı vardır. İlk benim değerim S1 olacak. 2 S2 ve en sonunda çiftler demiştik. Evet. Değerini ekrana yazdırıyorum. İlk benim tip belirleyicim S1'i temsil ediyor. Sayı 1'i. İkincisi sayı 2. Son olarak da üçüncüsü de çiftleri temsil ediyor. Programımızı bir çalıştıralım. 2 adet sayı giriniz. Örnek olması açısından 1'e basıyorum. Ardından 10'a basıyorum. Kaç adet çift sayı olması gerekir? 2, 4, 6, 8, 10 dahil olduğu için 5 adet çift sayı var demesi gerekiyor. Yani 1 ile 10 arasında 5 adet çift sayı vardır mesajını almam gerekiyor benim. Gördüğünüz gibi 1 ile 10 arasında 5 adet çift sayı vardır mesajını aldım. Bu kadar basitti. Tekleri de bulmak istersek aynı şekilde else diyeceğiz. Küme parantezlerimizi atacağız. Bu sefer teklerde artı artı diyeceğiz. Ve bir alt satıra geleceğiz. Mesajımızı iki satırda yazmamıza gerek yok. 2 adet çift, işte 5 adet çift tire bilmem kaç adet tek sayı vardır diyeceğiz. Bu sefer bunu temsil edecek tek sayımı da hemen en sona yazacağım. Tekler diyeceğim ve bitireceğim. Tekrar çalıştıralım programımızı. 1'e basıyorum ve 10'a basıyorum. Az önceki ilk mesajım 1 ile 10 arasında 5 adet çift sayı vardır. Kaç adet çift sayı var? 1 dahil olduğu için 1, 3, 5, 7, 9. 5 adet de tek sayı mevcut. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 1 ile 10 arasında 5 adet çift, 5 adet tek sayı vardır. Farklı değerler girelim. 5'e 15 girelim. Gördüğünüz gibi 5 ile 15 arasında 5 adet çift, 6 adet tek sayı mevcuttur. Mesajını ekrana yazdırdık. Şimdi ben ilk küçük sayı, sonrasında büyük sayı giriyorum. Bakınız şimdi 15'e 5 girdiğimi farz edelim. Kullanıcının 15'e 5 girdiğini farz edelim. Gördüğünüz gibi her iki adetin değerinde 0 veriyor. Şimdi bizim bu sefer bu yapıyı da kontrol etmemiz gerekiyor. Yani şurada ilk etapta girdiğimiz, şurada bizim döngüye girmeden önce kullanıcının girdiği sayı 1 sayı 2'den büyük mü? Ya da sayı 2 sayı 1'den büyük mü? Bu değeri kontrol etmemiz gerekiyor ki sonra bu işlemleri gerçekleştirelim. Bu değerlerimizi alıyoruz. Öncelikle şunu kontrol ediyoruz. If sayı 1 sayı 2'den küçük ise, yani kullanıcı ilk 5 1 değerini girdi, ikinci 10 değerini girdi. Birinci sayı ikinci sayıdan küçük. Eğer bu biz az önceki aşağıdaki değerleri tamamen bu koşula bağlı olarak sağladık. Kullanıcı önce küçük sayı sonra büyük sayıyı girdik. Biz ona göre bu koşulu, ona göre bu programı yazdık. O yüzden bunu alıyorum. Küme parantezlerimi açıyorum. Ve aşağıdaki kodlarımı alıyorum. Aynen çalışsın diye hiç müdahale etmiyorum. Kesiyorum. Buradan buraya yapıştırıyorum. Şimdi bak, if bloğuna buradan başladım. Şurada bitirdim. Kontrol ettim. Sayı 1 sayı 2'den küçükse bu işlemler gerçekleşsin. Bir de benim tam tersini yapmam gerekiyor. Yani else deyip küme parantezimi açtım. Bu sefer tam tersi ise, yani sayı 1 sayı 2'den büyük ise, o zaman for döngüsü diyorum. Bu sefer benim i değerim gene S1'den başlayacak. Yani 10'a 1 girdiğini düşünelim. 10'dan başlayacak. I eşittir 1'e kadar, yani sayı 2'ye kadar.
Sayı 2'den küçük, büyük küçük olana kadar. 10 değerim. S1'deki 10 değerim S2'den büyük ve eşit olana kadar. Her seferinde benim sayaç değerimin bu sefer birer birer azalması gerekiyor. Bir önceki konuda buna benzer bir örnek çözmüştüm, hatırlayacaksınız. Yani kullanıcı bir 10 değerine girdi, bu S değeri de 1 değeri. 10'dan başlayacak, 1'e kadar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'e kadar sayaç değerimi azaltacak. Ve ekrana işlemimi gerçekleştirmem gerekiyor. Bu sefer yine yukarıdakilerin aynısını yapacağım. Kullanıcı böyle bir değer girdi. Çift sayıları tutmak istiyorum. Bu sefer tekrar for bloğu içerisine if koşulumu yazıyorum. İ değerimin 2'ye bölümünden kalan 0 ise benim çiftleri toplayacak. Çiftler artı artı diyorum. Ardından tam tersi ise tekrar artı artı deyip programımı bitiriyorum. Ben artık her iki koşulumu da sağladım şimdi. Program bu kadar uzunlukta sürdü. Mantık olarak çok zor bir soru değil bu. Hepinizin yapabileceği bir soru. Arkadaşlar Türkçe düşünün ya. Türkçe düşünün. Zaten sıraya koyduğunuzda akışın sağlayacaktır. Yalnızca Türkçe düşünün. Çok zor düşünmeyin. Kontrol edelim. Programım şu anda bir sıkıntı yok gibi. Çalıştıralım. Bu sefer 1'e 10 örneğin 1'e 10 değerini girdiğimde 5 adet çift, 5 adet tek sayı vardı. Ben 10'a 1 değerini girdiğimde de bana aynı sonucu vermesi gerekiyor. 10'a 1 değerini giriyorum. Gördüğünüz gibi 10 ile 1 arasında 5 adet çift, 5 adet tek sayı vardır. Mesajını yazdık. Bu örneğimiz de güzel bir örnekti. Bakın if içerisinde for içerisinde if blokları bir nevi iç içe bir döngü oluşturduk. Bir sonraki konumuz muhtemelen yine döngülerle ilgili iç içe for döngüsü işliyor olacağız. Bugün yalnızca for döngüsüne örnek veriyoruz. Örnekler çözüyoruz ki siz olayları daha iyi kavrayın diye. Bu soruyu da geçelim. Yeni bir örnekle başlayalım. Yeni örneğimiz kullanıcı belli bir değer arasında, örneğin 1 ile 10 arasında sürekli sayı girecek. Yani 10 adet boyunca sayılar girecek ve kullanıcının girdiği maksimum değeri bulacağız biz. Kullanıcı 10 adet sayı girecek. 1, 3, 5, 7, karışık 80, 16, 25. Kullanıcının girdiği en büyük değeri biz bulacağız. İşlemlerimize başlayalım. Integer, her zamanki sayaç değerimiz, değişkenimiz. Ardından kullanıcıdan bir sayı isteyeceğimiz için onu sayı değişkeninde saklayalım. Hemen kullanıcıdan önce döngüye gireceğiz. Özür dilerim. Döngü kurmamız lazım. Her seferinde döngü aracılığıyla kullanıcıdan sayı isteyeceğiz. İ'miz 1'den başlasın. İ küçük eşittir. 10'a kadar İ'yi arttıralım. Ve her seferinde kullanıcıya diyelim ki sayı giriniz. Kullanıcı çünkü 10 defa sayı girecek. Ve her seferinde bu değerleri sayı adlı değişkenimde tuttum. Kullanıcı her seferinde girdiği değeri en büyük değerini benim bellekte herhangi bir değer değişkende tutmam lazım. Ona maksimum diyelim. Max diyelim. Max adlı bir değişken tanımladım. Ve ben aşağı geliyorum. Max'ımın değerine ilk etapta 0 değerini veriyorum. Çünkü yine max değerim benim her seferinde döngü içerisinde değişecek. Geliyorum. Kullanıcı örneğin 5'e bastı. Benim bunu burada kontrol etmem lazım. Diyeceğim ki 5 değeri eğer 0'dan yani maksimumdan büyük ise o zaman sen al bu sayı değerinin 5 değerini maksimum olan değerime ata. Maksimumun değeri artık 5 olacak.
kullanıcı bir defa daha bir sonraki girdiği sayı örneğin 10 ise yine kontrol edeceğim. Diyeceğim ki 10 sayısı maksimumdan büyük mü? Maksimumun 5 değerine sahipti. Evet 10 büyük. O zaman o sayıyı al maksimuma ata. Maksimumun değeri artık 10 olacak. Ve bir sonraki değerde örneğin kullanıcı bu sefer 3 değerine girdi. Gelecek 3 değeri maksimumdan büyük mü? Maksimum değerim 10'du. Hayır büyük değil. O zaman maksimum değerim şu anda hala 10. Bu şekilde devam edecek. Gelin kontrol yapımızı oluşturalım. Diyeceğiz ki kullanıcının girdiği sayı değeri maksimumdan büyük mü kontrol et. Eğer öyleyse o zaman maksimum değeri sayı değerini ata. Dediğim gibi kullanıcı 5 değerine girdi diyelim. Buraya gelecek 5 değeri sıfırdan büyük. İlk etapta bizim maksimum değerimiz sıfır. Sayı değerim 5. Sayı değerim sıfırdan büyük olduğu için gelecek 5 değerine maksimum değerimi atacak. Maksimum değerim artık 5. Bir sonraki değerim kullanıcı örneğin 10 değeri girdi. Sayı değerim artık 10. Maksimum değerim benim 5'ti. 10 değeri 5 değerinden büyük olduğu için gelecek 10 değerimi maksimuma atayacak. Maksimum değerim artık 10. Örneğin kullanıcı bir sonraki sayıyı bir değerine girdi. Sayı değerim 1, maksimum değerim 10 idi. Sayı değerim maksimumdan büyük mü? Hayır. O zaman kalsın. Bu bloğu çalıştırma. Maksimum değerim hala 10. En son döngüden çıkacağım. 10 değerimi ekrana yazdıracağım. Programın kullanımı bu kadar basit. Hemen gelelim. Printf ile son olarak en büyük sayı diyelim. %d 1 mesajıyla ekrana maksimum sayımızı yazdıralım. Çalıştıralım programımızı. Sayı girimiz. 9, 5, 7, 8, 15, 4, 6, 3, 6, 2, 6 değerine girdik. Fark etmez 5. Gördüğünüz gibi şu anda benim burada girdiğim en büyük değer kaç? 15. Geldi en büyük sayı değerini 15 değerini ekrana yazdırdı. Programın kullanımı oldukça basit. Bakın taslak oldukça basit. Bunun aynı şekilde minimumu da bulabilirsiniz. Lütfen minimum örneğini de siz yapın, eliniz alışsın. Bakalım bugün bir örneğimiz daha var for döngüsü ile ilgili. Bu örneğimi de yorum satır hale getiriyorum. Şimdi bu son örneğimiz ise faktöriyel bulma olacak. Yine for döngüsü yardımıyla faktöriyel değerini hesaplayacağız. Örneğin biz integer i değişkenimizi tanımlayalım hemen. For döngüsüne giriyoruz. I eşittir. Birden başlasın. I küçük eşittir. 5'e kadar. Her seferinde i arttırsın. Ve program içerisinde 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 faktöriyel yani 5'e kadar olan değerlerin çarpımını bana vermesi gerekiyor. Bunun için benim yukarıda bir faktöriyel adlı bir değişken tanımlıyorum. Ve her seferinde faktöriyel eşittir. Faktöriyel çarpı sayaç demem gerekiyor. Bakın burada ne olacak? Şimdi benim faktöriyel değerim döngü içerisinde sürekli değişiyor, değil mi? Öyle değil mi? Biz bundan önceki değerlerde hep sıfır atamıştık. Ama düşünün sıfır atadığımızın faktöriyel ben bakın resim anlatarak yine Paint'te bir takım çizimler yaparak anlatayım olayı. Benim bir sayaç değerim var. Bir de faktöriyel değişkenim var. Kalemim nerede? Kalemi bulamıyorum. Gözüm görmüyor. Örneğin benim sayacım ilk bir değerine gelecek. Bir değeri değil mi? Faktöriyel değerim sıfır. Sıfır çarpı bir sıfır. Faktöriyelim sıfır olacak. Benim sayaç değerim 2 olduğunda 2 faktöriyel değerim hala sıfır. 2 çarpı sıfır faktöriyel sıfır.
Sayaçlarım 3 olduğunda 3 çarpı faktöriyelim 0, faktöriyel derim hala 0 olacak. Ben faktöriyeli 0 tanımladığım için bana 0 sürekli 0 sonucunu değer döndürecek. Bunu engellemem gerekiyor. Bu yüzden faktöriyel değerini 1 yapıyorum. 1 yaptığımı düşünün. Bakın şimdi neler olacak. Benim sayaç değerim 1 iken faktöriyel değerim 1. 1 çarpı 1 faktöriyelim 1 şu anda. Geliyorum 2 değerine. Sayaç değerim 2 oldu. 2 çarpı 1 faktöriyelim şu anda 2 oldu. 3 değerim için geliyorum. Faktöriyelim 2 değerindeydi. Sayacım 3. 3 çarpı 2 6 değerini sahip şu anda faktöriyel değerim. Gördüğünüz gibi sürekli böyle çapraz çarpma şeklinde yine aynı şekilde 6 kere 4 24. Sayaç değerim 5 iken 5 kere 4 20'nin sıfır elde var ikisi. 5 kere 2 10 120. 5'in faktöriyeli 120 sayısının ekrana yazdırması gerekiyor bu şekilde. Faktöriyel alma işlemlerimizde bu şekilde yapıyoruz. Artık işlemimize geçelim. Bu şekilde daha iyi anlamışsınızdır umuyorum. Kapatıyorum. Son olarak ekrana %d'nin faktöriyeli %d'dir diyelim. Yani 5'in faktöriyeli 120'dir şeklinde mesaj almamız gerekiyor. İlk i diyelim, ardından faktöriyel değişkenimi yazıyorum. %d dediğimiz burada i değerimiz olacak. Çalıştıralım. Noktalı virgülümüzü unutmuşuz. Çalıştıralım. 6'nın faktöriyeli yazdı. Çünkü i'yi en sonunda arttırmıştım. En son kontrol ettiği için, i'yi 1 arttırdığı için i'nin değerini 6 veriyor. Biz buraya direkt normalde 5'in faktöriyelini, onu yapmamız için, yani onu engellememiz için burada i eksi 1 derseniz eğer durum düzelmiş olacak. Gördüğünüz gibi 5'in faktöriyeli 120'dir. Mesajını ekrana yazdırdık. Biz bunu program aracılığıyla yaptık. Şimdi kullanıcının gireceği sayı değerince o değerin faktöriyelini alalım. Gelelim bu satırımızda yorum haline getirelim kodumuzu. Hemen integer i ardından faktöriyel faktör diyelim. Neyse artık bunu da uzatalım. Faktöriyel. Ardından bir de kullanıcı sayı girecek. Sayı değişkenimi de alalım. Hemen printf ile kullanıcıdan bir adet sayı alalım. Sayı girimiz. Ve sayı adlı değişkenimizde tutalım. Ardından for döngümüze giriyoruz. İ diyorum eşittir. Birden başlayacak. Ve i değerim küçük eşittir. Kullanıcının girdiği sayı değerine kadar. Kullanıcı 5 girdiyse, 10 girdiyse birden 10'a kadar olan sayının çarpımını verecek. Yani 10 onun faktörelini verecek. Her seferinde i değişkenimi arttıracağım. Gelelim burada yapmamız gereken neydi? Faktöriyel çarpı eşittir. Kısaca yazıyorum i. Yani faktöriyel eşittir. Faktöriyel çarpı i değerini yazdırdım ekrana. En son geliyorum. Printf ile %d'nin faktöriyeli %d bir mesajıyla ekrana yazdıralım. İlk girdiğimiz %d'nin dediğimiz olay, yani şuradaki tip belirleyicimin temsil eden değişkenimin adı sayı. Yani kullanıcının girdiği sayı değeri. Ardından benim faktöriyel değerimi ekrana yazdıracağım. Programın gidişatına bakalım. Kullanıcıdan sayı istedik. Faktöriyelin değerini burada bu arada bir demeyi unutmayalım. Yoksa yanlış değer verecek. Kullanıcıdan birden başlayıp kullanıcının girdiği sayıya kadar her seferinde sayıcımızı arttırıp faktöriyel eşittir faktöriyel çarpı i değeri değişkeni şeklinde 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı
girilen sayıya kadar çarparak faktörel işlemini gerçekleştirip ekrana yazdırdık. Çalıştıralım programımızı. Sayı giriniz. 6'nın faktöreli diyelim bakalım. Kaçmış? 720. Doğrulamak açısından bir de 5'in faktöreline girelim. 120'dir. Evet. Bu şekilde istediğiniz şekilde bu sefer evet. Onun değerini yanlış yazdım. Çünkü biz en fazla burada 9'u da alamıyoruz. Bakın kontrol edelim. 8'i muhtemelen alabiliyoruz belki. 7'ye bakalım. 5040. Burada belirlediğimiz integer sayısı faktöriyel sayılarında, faktöriyel alma işlemlerinde eğer kullanıcı büyük sayı değerleri giriyorsa burada long int değişkenini kullanmamız gerekiyor. Büyük sayılar faktöriyel değerlerinde büyük sayılar çıktığı için bu sefer veri tipini burada long int yapmamız lazım. Ancak bu şekilde biz büyük faktöriyel değerlerini ekrana yazdırabiliriz. Neyse siz şimdi kafanızı onunla yormayın. Bugün for döngüsüyle işleyeceğimiz örnekler bu kadar. Bir sonraki dersimizde muhtemelen iç içe for döngülerinden bahsediyor olacağım. İnşallah o döngülerin son dersi olacak. Ardından artık yeni konumuza geçeceğiz. Çalışmayı ihmal etmeyin. Bol bol örnek çözmeyi hiç ihmal etmeyin. Ancak öğrenmenin tek yolu bol bol örnek çözmek. Hata yaparak doğruya ulaşmak, doğruyu bulmak. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşebilmek ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın.